Bu soruya cevap vermek için biraz yukarıdan bakalım resme. Aslında tedarik zinciri bir optimizasyon problemi gibi düşünebiliriz. Yapmaya çalıştığımız ana 3 şey var. Bir tanesi nakit akışını artırabilmek, servis, müşterilere sağladığımız servis kalitesini artırabilmek ve bunları yaparken maliyetleri minimize edebilmek. Aslında bu 3 bacağa yardım edecek her türlü projede çalışıyoruz. Biraz örnek vermem gerekirse, örneğin envanteri azaltırsanız nakit akışına yardım edebilirsiniz. Ancak envanteri azalttığınızda müşterilere yaptığınız servis oranı azalabilir. Dolayısıyla oradaki ince çizgiyi yakalamanız gerekiyor. Servis oranını artırmak için fabrikanın agility'sini artırmayı seçebilirsiniz. Bunu yaptığınızda da maliyetleriniz artacaktır. Buradaki ince çizgiyi de yakalamamız gerekiyor. Maliyetleri azaltmak için bir müşteriye giden araç sayımızı azaltabiliriz. Bunu yaptığımızda maliyetimiz azalacaktır. Ancak öbür yandan yine müşteri servisini kaçırabiliriz. Dolayısıyla bu üç kriteri maksimize ve minimize edecek şekilde çalışmalar yapıyoruz.